Efendim sabah şerifleriniz hayrola, günümüz bereketli ola inşallah. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Hayırlı efendim. Sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız efendim. Dünden bugün Rabbimize hocam? Rabbimize hamd ederiz. Çok şükür. Rabbim rahmetini, lütfunu üzerimizde daim eylesin. Amin inşallah. Seyircilerimizin ve bizim. Sağlık, herhalde. Saat, afiyet versin hocam Amin. Size. Amin. Sevgili izleyenler, inşallah dolu bir program, dolu dolu bir program bizi bekliyor. WhatsApp hattımıza gelen videolar, Instagram'a gelen sorular, WhatsApp ihbar hattımıza yazılan yazılar, telefonla bizi arayan izleyicilerimiz, teşekkür ederiz. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde hocamıza bu soruları ileteceğiz. Ama tabii herkese yer vermek, herkese sıranın gelmesi mümkün değil hocam. Çok yoğun. Bundan dolayı evet. Zaman zaman sistemler oluyor. Anlayışla karşılıyorum ama siz de takdir edersiniz ki bize ayrılan süre içerisinde sırası gelen videoyu ya da soruyu sorabiliyoruz. Anlayışınızı rica ediyoruz bundan dolayı. Peki, hocam telefonumuz hazır. Videolarla başlayacağız ama telefonumuz hazır. Telefondan hemen sonra hatırlatmalarımız var. Şifrelerle ilgili, hediyelerimizle ilgili ama önce izleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun. İnşallah hocam. Hocam ne vardı? Evet. Hocam bizim yengem size muska yaptınız diye bir iftirada bulundu. Yengeniz evet. Biz de annem hani sabahları kalkıp beddua falan ediyor. Bunun günahı var mı? Yengeye beddua ediyor öyle mi? Evet. Yengenizin muska yaptığını nereden biliyorsunuz? Hocam bu yengem şeyde bulunmuş. Bir bayana gitmiş. Bu bayan da söylemiş ki annen kayınvaliden sana muska yaptı diye. Hı. Öyle. Şimdi karşılıklı muska söz konusu. Yengeniz evet. Birisine gidiyor. O gittiği şahıs diyor ki kayınvaliden sana muska yapmış diyor. Buna karşılık da yengeniz muska yapıyor. Evet, yok. Hayır, yengem muska yapmıyor. Evet. Kayınvalide yengem yapıyor. Yengem bize siz yaptınız diye söylüyor. Tamam, siz yapmadınız ama. Yok, hayır yapmadık. Tamam. Evet hocam. Sen bana muska yaptın diyor şimdi yani, gelin. Muhsin Bey, işin içinde bakın suizan var bir. Bir de iyice tetkik etmeden ya yüellezine amenu in caekum fasikum binebein bir fasık size bir haber getirirse onu iyice tetkik edin. Onu araştırmadan, tetkik etmeden duydu kulağıma diyorlar. Kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine yalan olarak yeter buyuruyor sevgili peygamberimiz. Böyle iyice bilmeden söylemek, kusur araştırmak ve beddua etmek. Ya duaya alıştıralım dilimizi. Beddua edince ne olacak? Kötü daha çok kötü olacak. Başımıza bizim de bela olacak. Halbuki dua dururken niye beddua edelim? O da ıslahı nefs etsin karşımızdaki. Ama biz durmadan beddua, iki ağızlı bıçaktır beddua. Gerçi kişi haksızlığa maruz kalırsa, zulme maruz kalırsa beddua etme yetkisine sahip olur. Evet. Ondan da korkmak lazım. Ama hocam evet. İftira şimdi yani tanımadığı şahıs için, kayınvalide için işte size muska yapmış diyor. Büyük iftira. Hadi yapıldı. Biz ne yaparız? Mülkün sahibi Allah'a sığınırız. Allah izin vermeden kimsenin de bize zarar verme yetkisine sahip olmadığını bilelim ya. Yani. Evet. Şu anda peki konuşmuyor musunuz? Görüşmüyor musunuz? Aranız nasıl? Aramız şu anda hani çok iyi de sayılmaz. Ama şimdi şöyle bir şey var hanımefendi. Ya tanımadığınız birisine gidiyor. Hani hoca bile diyemeyiz. Ya. Yanlış olur onlara hoca demek. Tanımadığınız birisine gidiyor. Ve o tanımadığınız kişi de diyor ki kayınvaliden ya da kayınpederin ya da yengen ya da teyzen ya da halan ya da abin ablan sana muska yapmış, büyü yapmış diyor. Şimdi siz de buna inanıyor musunuz? Hayır. Ya o yüzden yanlış. Evet inanmamak lazım. İnanmamak lazım. Akrabalık ilişkileri de böylelikle sekteye uğruyor hocam. Birisi böyle diyor. Halbuki gerçeğe dayanmıyor. O söyleyenin de aklının yettiği yok.
bilmiyor. Gelişi güzel söylüyor. Ama biz bu kadar saf insan mıyız ya? Evet. O söyledi diye biz inanıyoruz. Gerçeğin ifadesi mi? Adam cahil bir adam. Yani bu işten gelir temin ediyor. Bizim gibi işte saf insanları böyle şey yapıyor. Yani. Yengeniz, gelin hanım keşke şu an izliyor olsa da onunla da konuşabilsek. Tabii şu anda aslında mağdur olan sizsiniz. Yani sizin büyü yaptığınız iddia ediliyor. Öyle mi? Mağdur olan sizsiniz. Hani o gelin hanıma, yengenize aslında söylemek lazım. Yani lütfen bu tür şeyleri dikkate almayın. Bu tür hocalara da gitmeyin. Ortada böyle bir şey de yok demek lazım. Şimdi ne oldu hocam? İşte iki tarafta küstü birbirine. Soğudu. Selam yok, sabah yok, yardımlaşma yok. Evet, maalesef. Halbuki Allah'ın yardımı sevgi üzerine, barış üzerine, yardımlaşma üzerinedir ya. Doğru. Hiçbir gerçeğe dayanmadığımız halde bir hayalle, bir yalan bir söz bakın nasıl akrabalık bağlarını kesiyor, aile bağlarını çözüyor ve Allah'ın rahmetinden de kendimizi uzaklaştırmış oluyoruz ya. Evet, evet. Peki ne olacak bundan sonra? Orasını gerçekten bilmiyorum. Yani şimdi kayınvalide de durmadan beddua ediyor. Dolayısıyla yani geline... Beddua da sayılmaz da yani şey yapıyor böyle yani sinirli. Normal kırılmış tabii. Üzgün. Aynen. İftiraya uğramış sonuçta. Ya. Böyle yapmadığı bir şeyle ilgili. Doğru. Allah inşallah aranızdaki muhabbeti tekrar sağlasın, yani arttırsın o, diyelim. Yani bir kere o soğukluğu gidermek i̇nşallah, lazım. İnşallah. Yani sevgili Peygamberimiz selamlaşma, ziyaretleşme, hediyeleşmeyi tavsiye ediyor. Komşu kadın, komşu kadına koyun paçası da olsa ikram etmekten geri durmasın. Ebu Zer, çorbayı pişirince suyunu biraz fazla koy, komşuna da ondan ikram ya, et. Ya. Tehadev, tehabbu, hediyeleşin. Birbirinizi seversiniz. Yarım elma gönül alın. O ziyaret. Vecebet muhabbeti lil mütehabbine fiyye. Benim için birbirini seven, benim için birbirini ziyaret edenleri sevmek bana görev. Kim diyor? Allah ya, Allah'a görev diye bir laf olur mu ya? Allah kim? Faalul lima yurittir. La yüsel amma yefaldir. Dilediğini yapar, yaptığından da kimseye karşı sorumlu olmaz. Ama demek ki insanları sevmemiz, ziyaret etmemiz meğer ne kadar önemliymiş ki siz böyle ederseniz ben de sizi severim. Cenab-ı Hak, Allah'a sevilmek istiyorsak gelin şu öfkeyi, nefreti, dedikoduyu bir tarafa bırakalım. Daha hoşgörülü olmaya bakalım. Peki anne izliyor mu şu anda bizi? Evet, selam ediyoruz. Evet. Kendisine, gelin hanıma da selam ediyoruz. İnşallah bu aradaki küskünlük, dargınlık, kırgınlık bunlar gitsin. Araya büyü falan da girmesin. Yoktur. Bütün muskalar, büyüler falan aranızı bozmasın. Sevap kazanalım istiyorsak muhabbete, duaya, saygı ve sevgiye i̇nşallah, ihtiyacımız inşallah. Var. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Evet. Selam ediyoruz tekrar. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, programda inşallah hediyelerimiz olacak. Her hafta olduğu gibi bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var yine. Ve iki tane de şal hediyemiz var. Bu üç hediye için üç tane şifre vereceğiz ilerleyen bölümlerde, dakikalarda. Lütfen izlemeye devam edin ve şifreleri bir yere not alın sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz ama aramalar geliyor WhatsApp hattımıza. Bakın şu anda aramalar var. Buradan yayına bağlanamazsınız, rica ediyoruz. Buradan aramayınız. Sadece sorularınızı ve ilgili videolarınızı buradan yollayabilirsiniz. Arama yapmayınız. Bir telefonumuz var hocam. Müsaade tabii buyursanız alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Tane, dört tane çocuğumdan ayrıyım. Beni sokmuyor eve eşim. Neden ayrısınız? Başka kadın yüzünden. Başka bir kadın yüzünden eşinizden dört aydır ayrısınız. Dokuz aydır. Dokuz aydır ayrısınız. Evet. Evet. Onu düzeltelim. Dokuz aydır ayrılar. Evet. Şu an nerede kalıyorsunuz? Ben Niden ilçesinde kalıyorum. Eşim de Niğde'de kalıyor. Niğde'nin içinde kalıyor. Anladım. Resmi olarak peki boşandınız mı? Yani bu sadece Hayır. devam ediyor süreç. Boşanmadan
da aslında benim açmamı istiyor. Yani nabaha falan, yani tazminat falan vermeyeyim diye. Evet. Benim açmamı istiyorum. Anladım. Çocuklarınız var mı? 4 tane çocuğum var. Ben 23 yıllık evliyim. Oo, Allah bağışlasın. 4 evlat, 23 yıllık evlilik ve ortada bir başka kadın var. Bundan dolayı da ayrıldınız. Evet. Ne yapmalıyım diye soruyorum. Çocuklarımı benim, ya onların yanına kabul etmediğine göre çocuklarımla da ilgilenmiyor. Burak kadının yanına gidiyor. Hmm. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Bazen beddua da ediyorum, canım sıkılıyor. Bazen de pişman oluyorum beddua ettiğime. Çocuklar babada mı kalıyor? Çocuklar babada kalıyorlar da aslında çocuklarım yetişmiyor. Biz en büyüğü 22 yaşında ama maddi yönünden çocuklar ona bağımlı olduğu için onun yanında kalıyorlar. Sesini de çıkaramıyorlar. Anladım. Şimdi başka bir kadın var dediniz. Eşiniz dini nikah mı kıymış bu kadınla? Bilmiyorum ki dini nikah mı kıydı. Bilmiyorum. İkiniz geliyor işte. Benim eşim 23 yıldır evliyim. 23 yıldır başka kadınlarla defalarca resimlerini yakaladım. Yani affedersin. Vücudunda tamam, yani gerek yok. O detaylı anlatmanıza gerek yok. Anlaşıldı mesela. Evet, mesele. Aynen. Evet. Böyle şeyler yakaladım yani. Defalarca. 23 yıldır yakalıyorum yani. Evet. Hocam 23 yıllık evlilik, 4 evlat var. Beyefendi en son yine bir kadını aldatınca da artık ayrılma aşamasına gelmişler. Beyefendi de diyormuş ki sen mahkemeye ver. Müracaatını yap. Boşanalım. Ya biz Müslümanlar olarak Muhsin Bey, yani ve bil ahireti hum yuqinun. O müminler ki ahirete gidip de gelmişçesine apaçık fuzuhla, apaçık derecesinde inanırlar. Yani bundan hesaba çekileceğimizi düşünmeliyiz. Yani şimdi bakın şu hanımefendi ızdırap içerisinde. Elbette ya, o empati yapıyorum, onun yerine kendimi koyuyorum. Ben de stresi teşhisinde, bunalım içerisinde olurum. Huzurlu, istikrarlı bir hayat yok. Aldatmalar var, güven yok. Çocuklar yani çiçek saksıda yetişir, ortamında yetişir. O gül gibi çocuklar ana baba sevgisiyle yetişecekken yok. Böyle bir ortam yok. Ortam yok. O çiçekler çiçek değil, diken olacak Allah korusun. Yani o zararlar var. Niye Rabbimiz zinaya yaklaşmayın, o ne fena yol, aileyi yıkıyor. Milletin temeli olan aileyi yıkıyor. Ailede güven lazım, sadakat lazım. Bu hanımefendinin eşine güvenmesi lazım. Benim eşimdir diye bilmesi lazım. Öyle değil. Böyle olunca ne oluyor? Ağız tadı olmuyor, huzur olmuyor, bereket olmuyor. Ve Allah korusun karanlıklar içerisinde bocalayıp gidiyoruz. Dünyası böyle, ya ahireti nasıl olacak? Allah korusun. Kul innel hasirin ellezine hasiru enfusehum. De ki ey peygamber, en büyük ziyana uğrayanlar kendilerini, eş ve çocuklarını ziyana sokan insanlardır. Ya cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bin bir çeşit nimet içerisindeyiz. Bu nankörlükler, bu azgınlıklar nedir? Bunun bedeli ağır olur. Allah'tan korkmak lazım. Sorumluluk duygusuyla hareket etmek lazım. Eşine, çocuklarına karşı sorumluluğu vardır. Vicdan azabı çekmesi lazım. Evet. Ben nefsime uyuyorum ama ne pahasına uyuyorum. Allah'ın hatırını çiğniyorum. Peygamber hatırını dinlemiyorum. Hayat arkadaşım 23 yılını bana vermiş olan kadın azaplar içerisindedir. Vicdan azabı içerisindedir. Çocuklarım nasıl yetişecek? 4 çocuk var. Ya. Evet. Yani. Hanımefendi peki boşanma davası açtınız mı? Hatta mısınız? Ayrıldı mı izlediğiniz? Evet efendim. Hanımefendi? Ayrılmış mı? Düşmüş hatta. Allah evet. Sabırlar versin. Bu durumda ne yapayım diye sordu hocam. Peki siz ne tavsiye edersiniz? Yani sabretsin mi biraz önce, daha yoksa boşanma davası açsın ve ayrılsınlar mı? Önce yani çıkmadık canda bir ümit. Hala acaba düzeltilemez mi? Allah hayırlı ömürler versin, daha kim bilir kaç yılları var önlerinde. O çocuklar evlenecekler, baklanacaklar. Yine
Bunların ıslahı nefsetmesi benim birinci plandaki arzum bu. Ama ümit kesilecek olursa o zaman boşanma yolu düşünülebilir. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir WhatsApp videomuz var, görelim. Bir sorum olacaktı. Bundan 2-3 gün önce çantamdan muska buldum ve eşimle bizi ayırmak için yapmışlar dediler. Ne yapmam lazım? Evet. Ya ne diyor çantamda? Ayrılmamız için muska bırakmışlar diyor. Ne yapmam lazım? Bu muskaya ne yapalım? Bırak yapsınlar. Yapsın dursunlar onlar. Biz sağlam bir kaleye evi camdan olan taştan korksun. Bizim ev camdan değil. Bizim ev sağlam bir ev. Nasıl sağlam? Ben Rabbimin himayesine sığınıyorum. Allah izin vermeden de kimse zarar verme yetkisine sahip değildir. Ben Rabbimin himayesine sığınıyorum diyelim. Ayet-el Kürsi okuyarak, قُلَ اَوْزِ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلَ اَوْزِ بِرَبِّ النَّاسِ surelerini okuyarak Rabbimizin himayesine sığınalım. Onlar dilediği kadar muska yapıp dursunlar. Peki, diğer video sorumuzu görelim. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba. Hocam benim sorum şu olacaktı. 4 sene önce birisiyle imam nikahı yaptım. Kendisi ortalıklarda beni yalnız bıraktı, çekti gitti. Bana hep şiddet uyguluyordu. Allah'a, Kur'an'a çok küfür ediyordu. Allah korkusu, Allah merhameti hiç yoktu. Beni bıraktı, çekti gitti. Boşamadı beni. Ben de yeniden birisine imam nikahı yaptım. Eğer beni aydınlatırsınız, acaba ben günaha mı girdim? Ne olursunuz hocam, cevaplarsınız. Teşekkür ediyorum. Acaba o eşiniz bırakıp gittikten sonra bir süre beklediniz mi böyle 3 ay falan beklediniz mi? Yani beklemeden derhal mi hemen o adam eşiniz gittikten sonra mı derhal dini nikah yaptınız? Yoksa bir iddet süresi var. Onu beklediniz mi? Evet hocam, video olduğu için cevabı yok. Sorusu bu şekilde. Tamam. Dini nikahlı eşim bana şiddet uyguluyordu diyor izleyicimiz videosunda. Dine de çok küfrediyordu. Dine, Kur'an'a boşamadan bırakıp gitti. Bir insanda ne din kalır, ne iman kalır, ne nikah kalır. Zaten de böyle resmi kayıtları da yokmuş. Ondan sonra da bırakıp gitmiş. İddet müddeti bu hanımefendi bekleyip ondan sonra bir başkasıyla nikahlandıysa bu caiz. Hocam dikkatimi bu videoda şu çekti. Bakın, ikidir aynı şeyi yapmış hanımefendi. Dini nikahla birisiyle evlendim. Evet. Tamam. Olmamış. Yani tekrar dini nikahla bir başkasıyla nikahlandım diyor. Yani ama niye resmi nikah yok? Yani hemen, bunun da sorulması lazım. Hanımefendi keşke telefonla bağlanmış olsaydı, bunu sorsaydık. Yani bakın, zaten bu konuda bir tecrübe yaşamışsınız. Yani bu işlerde Muhsin Bey, o resmi tescil olmayınca daha çok zarar gören hanım tarafı oluyor. Bırakıp gitmiş oluyor. İşte hocam. Tamamen hanım tarafı oluyor. Öyleyse işin başında bu işi sağlama almak lazım ya. Resmi nikah şart. Tabii. Evet. Bir videomuz daha var, görelim. İyi yayınlar hocam. Sizi severek ve dinleyerek, bir takım şeyleri öğrenerek izliyorum. Size bir sorum olacak hocam. Beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Hocam, öncelikle özür dilerim bu sorum için. Hocam ben küçüklüğümden beri şöyle alışmışım. Zikir getirmeden, kelime-i şehadet getirmeden uyuyamıyorum. Birkaç dönem eskiden hep böyle devam ediyordum ama birkaç kişiden şöyle duydum. Affedersiniz, bir bayan hastalanınca kelime-i şehadet getiremezmiş, zikir çekemezmiş. Yani nasıl olur böyle bir şey, onu merak ediyorum. Ben uyuyamıyorum hocam, huzursuzum. Kelime-i şehadet getirmediğim için, zikir çekmediğim için kendimi eksik hissediyorum. Yani sanki uyumadan önce Allah'a kusur işlemişim gibi hissediyorum kendimi. Bu doğru mu hocam? Bir bayan hastalanınca kelime-i şehadet getiremez mi? Zikir çekemez mi? Hanım kardeşim. Bunu bana söylerseniz sevinirim. Beni aydınlatırsanız çok sevinirim hocam. Çok teşekkür ederim şimdiden. Biz teşekkür ediyoruz. Hanım kardeşim, bu yanlış, yalan. Yani hanımefendiler mazeretli zamanlarında kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti tekrar tekrar okudukları gibi dua
Kur'an'da geçen duaları da dua niyetiyle okuyabilirler. Mazeretli günlerinde hanımlar, kadınlar ne yapamaz hocam? Neleri yapamaz? Mazeretli günlerinde yani namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz, camiye giremez. Eşiyle Kabe-i yakınlıkta tavaf bulunmaz. Kabe'yi tavaf edemez onlar. Ama onun dışında Allah'ı zikreder mi? Elbette zikreder. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid okur, dua, sena, salavat-ı şerifeler okur. Hatta şunu bile yapar. Yani seccadesine oturup tesbihini eline alıp Allah'ı zikreder. Salavat-ı şerifeler, tevhid-i şerifler. Hatta evde bir kız varsa kız demesin ki ya annem bazen namaz kılmıyor. Hani o mazeretli zamanlarında namaz kılmıyor ya. Kız demesin ki onu annem bazen oluyor ki yanımda oturdu. Öğle namazının vakti geldi geçti ama annem yine de namaz kılmadı. Evet. Ha. Otursun seccadesinin başına tesbihini eline alsın. Evet. Allah'ı zikretsin. Yani demek ki o söz yanlış. Yanlış bilgi. Yani kelime-i tevhid, kelime-i şehadet okuyamaz, dua edemez, Allah'ı zikredemez. Bunlar yanlış şeylerdir. Evet. Evet efendim. Peki bir videomuz daha var. Sonra telefon alacağız. Görelim. Hocam iyi günler. İyi günler efendim. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Ben de bir soru soracaktım. Ya bu imam nikahına dayanarak yapılan evlilikler... Yani nasıl olacak? Benim eşim de 21 senelik evliyiz. Üzerime evlendi. Benden boşanmadan. 3 tane çocuk yaptı karşı taraftan. İmam nikahıymış. Yani isyan etmedim hiçbir zaman. Sabrettim ama sürekli işte karşı taraftaki kadının bana baskıları oluyor. İşte gururum varsa boşan. Zaten eşimin ağzıyla işte şey yapıyor. Senden boşanmak istiyor. Evet. Yani ama beddua ediyorum hocam. Tabii ki biliyorum günaha giriyor. Beddua geri sahibinindir. Ne yapmamı önerirsiniz? Yani bu imam nikahları o kadar çoğaldı ki yani herkes onun arkasına sığınıyor. 2 tane çocuğum var benim de. Tabii ki diğer çocuklar da onların da günahı yok. Onlar da sübyanlar. Yani böyle bir durumda ne yapılabilir? Yuvamı da yıkmak istemiyorum. Yani 21 sene olmuş. 21 sene. Çok teşekkür ediyorum hocam şimdiden. Biz teşekkür ediyoruz izleyicimize. Eşim benden boşanmadan dini nikahla bir başkasıyla evlendi ve ondan da 3 çocuğu var diyor izleyicimiz. O kadın da baskı yapıyor diyor ikinci eşi. Gururun varsa boşan. Zaten eşim senden boşanacak diye baskı yapıyor diyor. Ben de beddua ediyorum diyor. Ve maalesef bu dini nikahlar çoğaldı hocam diye de sitem ediyor izleyicimiz. Yani hanım kardeşimiz şu bakımdan haklı. Yani eşi evlendi. Bir ihtiyaç var mıydı? Bir zaruret var mıydı? Yani inna Allah la yuhibbu'z zawaqin ve'z zawaqat. Allah çeşnici erkeklerle kadınları sevmez. İhtiyaç olmadığı halde mükerrer evliliklerin hangi anlamı? Durumlarda hocam bu ihtiyaçtan kastınız ne? Hangi efendim, durumlarda ikinci diyelim ki eşi hastadır. Görmüş. Hasta. Veya savaş olmuş da kadın nüfusu çoğalmış. Erkek nüfusu azalmış, nesil yapmaktan o hanımlar mahrum kalmasın diye birden fazla evliliğe teşvik etmemiş dinimiz. Ya kapıyı açık bırakmış cevaz zaruretler demiş. Karşısında. Yoksa ben keyfi olarak Rabbimiz buyuruyor ki adalet yapamayacaksanız bir sizin için iyidir. Ki yapamazsınız diyor. Ki adalet de yapamayacaksınız. Öyleyse durup dururken ben zevk için... İkinci evleneceğim, üçüncü evleneceğim. Ondan sonra da görülüyor ki bak adaleti de tesis edemiyoruz. Yani iki eşli olduğu halde eşler arasında adalet uygulamayan kişi mahşer yerine şeytan çarpmış gibi gelir. Allah korusun. Hadis-i şerifte de hocam, böyle buyuruyor. Hocam bir de sizin bir sözünüz var. Bir evde düzen. Ay düzen olsa bir evde düzen olmaz o evde. Düzen ne demek? Düzen iki kadın. İki kadın.
düzen olsa bir evde, düzen olmaz o evde. Evet. Evet efendim. Bu hanımefendiye ne tavsiye ediyorsunuz? Bu da hakikaten yani ya ne yapacağım şaşırdım diyor. Bunca yıllık evliliğimi de bitirmek istemiyorum ama diyor. Yani herhalde cenneti bu şartlara tahammül etmekle bana vereceksin ya Rabbi demeli. Yani o baskı yapıyor kadın. Sende evet, onur evet. varsa diyor hadi boşan diyor. Gururun varsa yani dışarıdaki evet. geliyor, içeridekini dışarıya diyor yani. Şu evet, işe bak. Evet, yani. Evet. Ne bileyim artık eşinin aklı başında olması lazım. Zulümden sakınması lazım. Adalet uygulaması yani bu hanıma böyle bir zulüm uygun değildir. Herhalde sabrederse mükafat kazanır diye İnşallah. Düşünüyorum. Peki ilk şifreyi az sonra paylaşacağız sevgili izleyenler. Kur'an-ı Kerim hediyemiz ve iki şal hediyemiz var. Bunun için de üç şifre vereceğiz. Birinci şifre hemen telefondan sonra ekrana gelecek diyelim ve izleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı günler, güzel bir gün olsun. Hoş geldiniz, merhabalar. Hayırlı günler, merhaba, hayırlı sabahlar hocam. Teşekkürler. Kiminle görüşüyoruz, nereden arıyorsunuz? Uşak'tan arıyorum. Selam ediyoruz Uşak'a, buyurun. Sağ ol, Allah razı olsun. Hocam ben bir sorum olacaktı hocam. 28-29 senedir evliyim. Evet. Aldatıyor. Burada bir kadına takıldı. 400 milyar batırdı. Kadın da evliydi. 3-4 tane çocuğu vardı. Her şey bitti. Emekli oldu. Emekli maaşı da hepsi o kadına yedirdi. 2 oğlumun üstünde de kredi çekmiş 150 milyar. Daha hala da devam ediyor. Vay vay vay. İddia oynuyor. At yarışı oynuyor. Kiramı ödememek şimdi evle dolayı şimdi mahkemelik olmuşuz. 1,5 senedir kira ödemiyoruz. Zor durumdayım. Benim ne yapmam lazım? Evet. Bu adamla ne yapmam lazım? Peki, bana bir akıl verin. Sürekli mi böyleydi? Yani 20 küsur yıldır evliliğiniz boyunca böyle miydi? 28 senedir evliyim. Sürekli böyle. 3 aylık gelindim beni aldatmaya başladı. Peki neden o zaman boşanmadınız? Ayrılmadınız? Ben, çocuklar oldu. Annem dedi bize ayıp olur. Bize yakışmaz. İdare et, belki gençtir, belki düzelir. 5 çocuğum var şimdi. Öyle diye 28 yıl geçti. Ben bu duruma geldim. Şimdi şeker hastasıyım, tansiyon hastası oldum, kalp hastası oldum. Şimdi yatağımda oturuyor, at yarışı oynar, saat 1'de 2'de at yarışına gider. Çocuklarından gider maaşını alır. Çocukların ustasının yanına gider maaşlarını alır. Bir bakarız çocukların maaşı yok. Hocam çok özür dilerim. Böyle bir durumda bu evliliği sonlandırmak dinen kötü müdür? Çünkü bu hanım 28 yıl buna katlanmış. Baştan boşansaydı belki yeni bir yuva kuracaktı. Belki mutlu bir ailesi olacaktı. Tabii hepsi kader. Allah'ın bilgisi dahilinde ama böyle durumlarda boşanmak uygun olmaz mı hocam? Vallahi Muhsin Bey ben size hak veresim geliyor. Yani 28 şimdi, yıl olmuş. Yani 28 yıl 28 hocam. Yıl adeta cehennem hayatı yaşamış. Ha bugün düzelir, hayır mı düzelir? Günden itibaren bir kere aldatma işi başlıyor. Evet. Peki ondan sonra güven yok, huzur yok, sevgi yok, saygı yok. Ama hanımefendinin annesi kızım ayıp olur sabret. Belki düzelir. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş ama düzelmemiş. İşte neticede bu. Yani bakın 28 yıldan beri bir cehennem hayatı yaşanıyor. Yani bir huzur yok, bereket yok, güler yüz yok, tatlı söz yok. Yani peki bu ortamda bakın hanımefendi çeşitli hastalıklar sayıyor. Ya. Buna bünye mi dayanır? Bu streslere, bu sıkıntılara bünye mi dayanır? Rabbimiz şifa ihsan eylesin. Amin. Ecir Amin. Versin. Amin. Bu yaştan sonra da tekrar yeni yuva kurmak çok zordur Muhsin Bey. Bundan sonra yani çok daha zor. Lütfiye Hanım. Evet. Hatay. Lütfiye Hanım peki ne düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben şu an yani çıkmazdayım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben sadece ben çocuklara acıyorum. Ben hiç kimse acımıyor. Kaç yaşında? En büyük çocuk kaç yaşında? En büyük
olan 27 yaşında. Yani nişanlı, o olan da nişanlıydı. Onu da geri şey yaptı. Ben sen evlendirmem diye 3 tane nişanlılardı. Onu da nişanlı bozdu. Allah Allah. Dedi, peki, dedi ben sizi evlendiremem dedi. Ne haliniz varsa görün dedi. Ben birisini seviyorum, aşık olmuşum. Ben bunu alacağım dedi. Onu bıraktırdım. Ses kayıtlarını falan aldım. Kadını aradım dedim. Şey etmezseniz seni hepinizi dedim. Seni kaynanana seni anlatırım dedim. Seni kocana anlatırım. Ki onu bıraktı kadın. Oo. Parasını yiyordu. Kadın sadece parasını yiyordu. Evet. Şimdi ne yapmam lazım? Bana da bir akıl verin. Ben vallahi çıkmazdayım ben. Hocam evlilik çekilmez bir hal aldıysa yapacak, evlilik çekilmez bir hal aldıysa evet boşanma yolu var ama artık bak çocuklar evlenme çağında bugüne kadar gelmişler. Ama sağlığı ya, gitmiş hocam hanımefendi. Ya, yani Muhsin Bey bugün ayrılsa ayrılık da yeni problemler getirecek öyle zannediyorum. Yeni sıkıntılar, yeni problemler, yeni bir dünya kuramayacak hanımefendi. Çok zor olacak. Yani 28 ya. Yıldır düzelmeyen bir insan yani 29. yıl düzelir mi? Böyle bir şey beklenir mi? Mevcut şartlar içerisinde şimdi çocuklar dünyaya geliyor. Bak 27 yaşında delikanlı nişanlanıyor ve nişan bozuluyor. Niye ben seni evlendiremem diyor. Başının çaresine bak. Bu nasıl iş ya? Ne evet. Sorumsuzluk bu yani? Yani belki hanımefendi hem anne olacak hem baba olacak. Babadan doğan boşluğu yine bu anne dolduracak herhalde yani. Siz yine de boşanmasını tavsiye etmiyorsunuz. Benim aklıma en son çaredir Muhsin Bey ya. En son çare. Aslında o adamın bu hanıma çok ihtiyacı var. Bu hanımın da ona. Yani gelin zararın neresinden dönersek orası kârdır. Tevbe kapısı açıktır. Tevbe edelim ya. Bugüne kadar yanlış ettik biz. Serhoş idim, ayıldım. Ben bu işte yanıldım demeliyiz ya. Peki izleyicimize teşekkür ediyoruz. Ve ilk şifreyi sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyenler. Kur'an-ı Kerim hediyemiz ve iki şal hediyemiz için ilk şifre, birinci şifre ekrana geliyor. Eşşafi ya Allah Celle Celaluhu. Şifa veren Efendimizin duası hasta ziyaretine varıyor. Mesela Sa'd ibn Ebi Vakkas Arafat'ta hastalanıyor. Ziyaretine varıyor. Mübarek elini alnına koyuyor. Allahümme şfi. Ente şafi. Allah'ım sen şafisin. Şifa verensin. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ihsan et ya Rab diye Efendimizin dua ettiğini görüyoruz. Yüce Rabbimiz Eşrafi ismi şerifi hürmetine hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Amin, amin. Bir WhatsApp videomuz var görelim. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun. Ben bir şey sormak istiyorum hocam. Benim eşim vefat edeli 5 yılı geçti. Ben çalışmak zorunda olan bir insanım. Ben restoranda çalıştığım halde abim beni gazinoda çalışıyor diye her tarafa dedikodu yapmış. Halbuki benim çalıştığım yeri evlatlarım geldi, gördü, oturdular, yediler, içtiler, kalktılar. Bir de ondan sonra beni biriyle gördüm diye konuşmuş. Ama bana hiçbir şekilde hiçbir şey demeden gidip bunu eşine anlatmış. Eşi de beni bütün insanların içinde rencide etti ve bana her şeyi söyledi. Ben de ondan doğru 3 yıla yakındır abimlerle görüşmüyorum. Yani çareyi görüşmemekte buldum. Ne zaman affedici olsam, ne zaman affetsem yine aynı şekilde aynı şeylerle karşıma geldikleri için ben 3 yıldır görüşmüyorum. Hocam bir bilgi almak istiyorum yani ne yapabilirim? Evet. Yani bir kere bak hani vurunca öldürme meselesi ya. Yani ölçülü olmak gerekir. Ağabeysin, kardeşin. Hayatını sürdürmek mecburiyetindedir. Hayat devam ediyor. İhtiyaç var. Bu hanımefendi çalışıyor. Ben birisiyle gördüm deyince iş öyle oluyor ki sanki gayrimeşru görmüş gibi o ağızdan ağıza nakledilirken sanki haram işliyorlardı ben gördüm der gibi ağızdan ağıza böyle naklediliyor. Söz değişiyor.
Yani hulasa maksadı aşan bir sözdür. Yapıcı bir söz değildir. Ama onun üzerine hanımefendi kırılıyor, konuşmama yolunu tercih ediyor. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعٌ قَاتِعُ rahim. Yani akraba münasebetini kesen cennete giremez. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. O yüzden bu küslüğü de bırakmalı. Onlar öyle dese bile bu yoluna devam etmeli. Ama onlar da böyle dememeli tabii. Yanlış bu. Yani kılıç yarası iyi olur, söz yarası iyi olmaz. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahirete imanı olan ya hayır söylesin ya da sussun. Evet. Kılıç yarası iyileşir ama söz yarası iyileşmez. Kılıç yarası iyi olur ama söz yarası iyi olmaz. Bu sefer de, ama bu kadar da kin tutmayalım. Gelin kırgınlığa devam et. Olgunluk gösterelim. Yanlış söylediler. Sayılmaz diyerek selam verelim. Hediye götürelim. Ziyarette kusur etmeyelim. Çünkü bereket sıra-i rahimdedir. Peki bir telefonumuz var. Devam ederiz videolara ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu kez Adana arıyor bizi. Selam ediyoruz Adana'ya. Buyurun. Selamünaleyküm. İyi programlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurun efendim. Hocamıza bir sorum olacaktı da. Buyurun. 3 yıl kadar oluyor. Evet. Bizim evin damında bitkilerin içerisinde yumurtalar bulduk. Sonra evin altında balkonumuz var. Balkonun altına da koyulmuş değişik yerlerde yumurta bulduk. Evet. Sonrasında da bizim abimlerin işletmiş olduğu iş yeri vardı. İş yerimiz biraz kötüye gidince bu yumurtaların ne olduğunu anlayan birileri var dediler. Evet. Gidip sorduk. Yumurtalara muska yapıldığını söylediler. İki kardeşin rızkına bir yapılmış, kızınıza ayrı yapılmış diye anneme anlattılar. Allah Allah. En sonunda geçen yıl bulduk yine yumurtayı ama abimgilin artık işleri tamamen bitti. Her şeyleri ters gitmeye başladı. Anneme de yaptığınız dualarda iyiliğine yapıyorsunuz ama yumurtalara yapılan her iyiliğe yapılan dua kötülüğüne çevrilsin diye dua yapıyorsunuz. Duayı da bırakın demişler ama biz dua etmekten vazgeçmedik işler düzelsin diye. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Hem rızkları hem de bahtları bağlanmış dediler gittiğimizde. Yani ne çok büyü çeşidi var hocam. Yumurta büyüsü. Şimdi vallahi inanmak siz, da istemiyoruz ama şimdi peki ya yumurta ya, olabilir. Evet. Hani damda, çatıda yumurta yani bir herhangi evet. bir hayvan bırakmıştır. Bilemeyiz yani ama bunun büyü olduğunu nereden anladınız? Yumurtaların büyü ya, olduğunu nereden anladınız? Komşular böyle laf edince yumurtaların da içerisi hep kurumuş çıkıyor yani. Bulduğumuz yerde yumurtaların içi kupkuru. Hepsi tavuk şimdi, yumurtası, belki kuş yumurtası niye olabilir diye düşündük ama evet büyük yani, yumurtalar. Büyük yumurtalar. Şimdi ben siz evet. anlatırken de bir taraftan yumurta büyüsü nedir diye baktım, araştırmaya başladım. Varmış yani yumurta büyüsü diye bir şey biz var. Biz de baktık internete var. Hocam da muska ve büyüye inanmayın diyor tüm programlarında izliyoruz. Eşleri, ne yapabiliriz? Eşleri birbirinden ayırmak, ev ortamında huzursuzluk çıkarıp yuvayı dağıtmak gibi anlamlar hı-hı. için yapılan bir büyüdür diyor hocam. O, ya, hayır, o öyle yapıyor ama Muhsin Bey bunun hiç aslı astarı yok. Gelin onları bırakalım. Hadi diyelim evet. ki onlar o niyetle büyü yaptılar. Yani kısmeti bağlamak, rızkı bağlamak. Rezzak Allah'tır. Rezzak, rızık veren Allah'tır. O yüzden kimin haddi neymiş rızkı bağlamak, kısmeti bağlamak? Gelin biz bu inançlardan, bu duygu, bu düşüncelerden vazgeçelim. Yumurta falıymış, bilmem büyüsüymüş. Bunları da aklımızdan çıkaralım. Sağlam kapı nere? Allah'ın kapısı. Oraya bizim sığınmamız var ya, onlarınkinden çok daha sağlamdır, çok daha etkin. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Bakın o mübarek surede düğümlere üfleyenlerin, büyücülerin, büyülerin şerrinden Allah'ım sana sığınırım. Peygamberimiz Allah'ın öğrettiği bu duayı okuyor. Biz de bunu yapacağız. Ondan sonra da evhamı, tereddüdü, vesveseyi bırakacağız. İnşallah. Şunu sorayım hocam. Tavsiyelerini hocamızın dikkate alalım. Fakat yumurtaların üzerinde herhangi bir şekiller var mıydı kabuğun üzerinde? Yoktu.
yapıyoruz. Yumurtayı kırıyorduk diye. Tamam, büyü falan değil o zaman hocam o. Yani normalde bu büyü yapılırken yumurtanın üzerine şekiller, bir takım başka kimyasal maddeler. Olsa bile kıymeti yok. Olsa bile kıymeti yok da içine zat olsun diye söylüyorum. Şimdi ben siz anlatırken de araştırdım biraz. Şekiller çiziliyor, harfler yazılıyor yumurtaya. O büyü değil demek ki. Yumurta büyüsü falan. Olsa bile zaten hocamızın tavsiyeleri. Olsa bile yani kısmeti bağlamak, rızkı bağlamak öyle değil. Yani biz Rezzak alem Rabbimizdir. Bir kapıyı bend ederse bin kapıyı eyler kuşat. Efendi Hazreti Allah Fatihul Ebvab'dır. Yağmurunun tipisinin hikmeti var hepsinin. Mevlam rızık kapısının kimin kapar kimin açar. Evet. Var mı başka sorunuz? Ya işte hocam inanmak istemiyoruz. Tekrar aynısını söylüyorum da ben bile çalışıyordum. Artık İnanmayın. Bir nevi inanacak gibi olduk. Ben bile işten çıkarıldım. Kardeşlerim işleri tamamen kötü gidince acaba yaptırıldı mı diye de kuşkuya düştük. Vesvese yani, verdiler yani. Şeytan vesvese verdi. Tabii hayatımızda bir takım olumsuzluklar meydana gelince, üst üste gelince bazı şeyler de siz de oraya yoruyorsunuz haliyle. Yani yok, işte, yok evet. Onlardan değil. Rabbimiz biz ona teslim olacağız ve ondan dileyeceğiz. Ona sığınacağız. Onun dışında haşa Allah'ın gücü yetmedi de cinler, şeytanlar, büyüler, büyücüler bizim yolumuzu çevirdi. Yok öyle şey yok ya. Evet. Hocamızın tavsiyesi bu konuda Felaknas, ayet-el kürsü sürekli okuyalım. Doğru efendim. Yumurta büyüsü tamam isim olarak var ama Cenab-ı Hak izin vermedikten sonra da bunların etkisi olmaz. Doğru efendim. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bir telefonumuz daha var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Benim eşim bir senedir hastanede yatıyor. Dört damar tıkalıymış, açıldı. Şimdi Kadıköy'de özel bir hastanede yatıyor. Kendim gün gören bacılar. O arada hastaneye yakın, o arada oturuyorum. Şimdi beyim kan sulandırıcı kesince pirinç geçirdi. Ağzına geleni söylüyor, dönemiyor, sağa sola dönemiyor. Yani ben ağlıyorum dediğim zaman da Allah dünyadan rezil. Önce şunu kurutmasın diyor. Durmadan beddua ediyor ama 24 saat yanındayım. Oğlum kızım da geliyor ama gelse de çoğunlukta ben yanındayım. Şimdi bana bu Allah'tan bu bir ceza mı? Yoksa bir imtihan mı? Kendisi de tanınmış ya kişilerden birisi. Söylesem belki hocam tanır ama şimdi söylemek istemiyorum çünkü belki duyarsa sondan kere gene bana hakaret eder. Ama nasıl dayanacağım ben? Çünkü çok hakaret ediyor. Çünkü hakaretine dönen mi diyor? Ama beddua ediyor. Bu beddua kabul oluyor mu acaba? Olur mu? Bitti mi? Beni çok istiyor. Evet. Muhterem kardeşimiz. Allah hastanıza şifa versin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gel ne güzel siz teşhisi koydunuz. Yani bu benim imtihanım mı ceza mı? Ceza değil, imtihandır. Yani o kardeşimiz de herhalde hastalığın etkisiyle bunları söylüyor. İlaçların siz etkisi. Siz gelin bunlara hiç aldırış etmeyin. Ya Rabbi cenneti bu adam vasıtasıyla bana vereceksin. Herhalde benim imtihanım budur diye düşünmeli. Bedduada fayda yok. Ama siz onu, o adamı o kendi şartları içerisinde mazur görün. Normal değil bu adam. Bu hastalığın etkisiyle böyle. Ya kim? Ya yabancıya bile gözyaşın kurumasın. Hangi vicdan bunu der yahu? Hangi aklı başında, hangi mümin bunu der yani? Elbette demez. Yani bir, sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'a yemin ederim kendiniz için arzuladığınızı başkası için arzulamadıkça olgun bir iman ile iman etmiş olmazsınız buyuruyor. Yani o yüzden herhalde gel bu bunalımdan biz kurtulalım bir kere. Yani bu adam normal şartlar içerisinde değil. Hastalığın etkisiyle böyle söylüyor. O bir kere o bedduadan asla korkmamak lazım. Yani siz hastaya hizmet ediyorsunuz ya. Hastaya yardım eden kişi bir hastaya vardın ise, bir içumusu verdin ise yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Yunus'umuz böyle diyor ya. Yani cennet bahçesinde gibidir
hastaya ziyarete var. Hastaya yardım ediyor. Yani sevaplar kazanıyor hanımefendi. Cennet saraylarını kazanmak için sizin imtihanınız bu beye sabır ve tahammülde oluyor. Hocam bilinci yerinde, hocam bilinci yerinde olmasa, bilinci yerinde. Buna rağmen ya. Ama bak bilinci yerinde de sağlığı yerinde değil. Akıl evet. Sağlığı yerinde değil. Beden sağlığı yerinde değil. O yüzden siz adamı mazur görün gel yani beddua değil de dua edin. Allah ona da şifa versin. Sizi de mutluluğa kavuştursun. Amin. Yani. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Efendim. Tekrar geçmiş olsun. Şifalar diliyoruz size ve tüm hastalarımıza. Bizim görevimizi söylesem zaten tanırsın ama tanıtmak istemiyorum. Peki, çünkü tamam. Duyarsa şimdi tamam. Doğru. Onun doğru. Için, yani ben onun için çok üzülüyorum. Biz de dua edelim. Ekranda isim vermeyin. Evet efendim. Teşekkür tamam. ediyoruz efendim. Doğru. Aradığınız için. Evet. Peki. İkinci şifreyi az sonra paylaşacağız sevgili izleyenler. WhatsApp ihbar hattımızda sorularınızı bekliyoruz. Bu arada biraz evvelki yumurta büyüsü ile ilgili çok mesajlar geliyor. Bir izleyicimiz demiş ki hayırlı sabahlar Adana'dan arayan kardeşim için içi rahatlasın diye söylüyorum, yazıyorum demiş. Sansar onu alır. Sansar bir hayvan var ya hocam. Tamam. Bu tür yumurtaları biz çok yaşadık diyor. Tavukların altından onu alır. Çatı, dam fark etmez oralara taşır diyor. Güzel. Güzel. Aynen benim oğlumun tavuklarının yumurtasını da aynen Sansar götürdü. Ben de hatırladım. Yani o yüzden evet. Hani bunlar büyüdür. He. Ama işte yumurta bulduk. Yumurta büyüsü. Böyle düşünmeyin. Herhangi bir değil hayvan mi? Onu oraya taşımış olabilir. Bakın çok bizzat doğru. Bunu yaşayan he. Ve gören birisi söylüyor. Ben ne kadar, ne kadar. Teşekkür ederiz teşekkür o kişiye. Ederiz. Ya. Ne güzel Sansar yani. Sansar bu tür yumurtaları kümeslerden, tavukların altından alır. Çatıya, dama herhangi çatıya bir yere mi? Taşır diyor. Ya rahat Allah. Olun yani. Evet. Büyüye evet. Bağlamayalım her şeyi. Doğru efendim. Bir WhatsApp videomuz var görelim. Hocam iyi yayınlar. Ben yaklaşık 3 sene evli kaldım. O evliliğimden bir tane oğlum oldu. Eşimle ayrıldık. Babamla yaşamaya başladım. Bir süre babamlarda oğlumla birlikte yaşadım. Ondan sonra babamlar tutturdu oğlumu gönderdiler. O yüzden çok kavga ettik. Çok tartıştık babamla. Bana vurdu. Benim rızam olmadan oğlumu zorla babasına, öz babasına gönderdi. Ben de buna hakkımı helal etmeyeceğim. Seninle asla konuşmayacağım, seni asla affetmeyeceğim. Bana bu acıyı yaşattın diye. Oğlumla görüştürmüyorlar, konuşturtmuyorlar. Ben de gidip de göremiyorum, cesaret edemiyorum, yapamıyorum. Babamla aynı ortamda bile bulunmuyorum, konuşmuyorum. Onunla yemek bile yemiyorum aynı sofrada. Bunun vebali nedir? Bunun bana olan günahı nedir? Babam benim rızam olmadan oğlumu gönderdi bana. Bu evlat acısını yaşattırıyor. Onun günahı nedir? Onun vebali nedir hocam? Bunu öğrenmek istiyorum. Tabii video olduğu Allah için... Allah razı olsun hocam. Biz teşekkür şimdi ediyoruz. De. Sağ olun. Video olduğu için şunu soramıyoruz. Telefon olsa sorardık. Acaba babanız yani torununu, sizin oğlunuzu niye gönderdi? Bunu soramıyoruz. Yani burası muamma bilmiyoruz. Ama hanımefendi benim rızam olmadan oğlumu babasına gönderdiği için... Muhsin Bey ben şunu düşünüyorum baba herhalde kızımla damadımın arasını yapayım diye herhalde torununu gönderiyor oğlum babana git diyor hanımefendi ama bundan kırılıyor üzülüyor benim oğlumu bana rağmen baba niye gönderdin diye üzülüyor. Aynı ortamda bile bulunmak istemiyorum diyor babam. Aynı ortamda bulunmak hatta vurdum diyor babama vurdum öyle bir laf geçti yani. Ha? Yok babası şiddet uygulamış. Ha, babası şiddet babası, uyguluyor. Bundan dolayı. Bir kere babanın şiddet uygulaması doğru değil ama babayı da biraz dinlemek lazım. Yani baba evladının herhalde kötülüğünü istemez. Bizim ufkumuz gencin ufkuna nedir? Babanın ufku nedir Muhsin Bey? Yani kızımız o yüzden babasını dinlese baba... Evladına ateşe atmak ister mi? Acaba kızımın yuvasını sağlamlaştırabilir miyim? Ben bu tavırdan bunu seziyorum. Baba aklı başında bir insan, ümidini kesmemiş. Damadımla kızımın arasını birleştirir miyim? Havasında görüyorum babayı ben. Evet. Ama kızımız kararlı. Kesinlikle o eşimle ilgim olmamalıdır. Oğlum da oraya gitmemelidir. Şimdi oğluna da öfkeleniyor, babasına öfkeleniyor. Ama bir
durmalı, düşünmeli acaba babamın haklı tarafı var mı? Yani duygusal değil de akli olarak bu işlere karar vermeli yani. Evet. Peki bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Buyurun. Duyabiliyor musunuz? İstanbul'dan bir izleyicimiz. Buyurun. İstanbul'dan arıyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Efendim geçen haftaki yayınınızda evet. Bir hanıma sende 3 torunu olduğunu, onlara bakmakta zorlandığını çünkü torunlarının annesinin olmadığını, başka bir yere gittiğini söyledi. Evet. Biz de bu torunlardan birine yardımcı olmak için kendisiyle konuşmak istiyordum. Acaba yayında mı? Yardımcı olmak için derken evlat edinme anlamında. Ha, hocam hatırlarsınız geçen hafta 70 yaşındaki bir hanımefendi aradı. Tamam. Gelini, 3 çocuğunu bırakıp başka bir adamla kaçtı demişti. Bir hatırlayalım mı? Hatta kalın siz. Arkadaşlarımız hatırlamışlar. Bir hatırlayalım. Hatta kalın. Bağlayabilirsek de hanımefendiyi bağlayalım. Benim 2 sene, 3 sene önce gelinim bıraktı. 3 tane çocuğu bana gitti. Niye? İşe gidiyorum dedi. Oradan bir servis şoförü ayarladı, 20 senelik yuvayı buldu. 3 tane çocuğu bıraktı bana. Hocam ben 70 yaşına bir insanım, ben bu çocuklara bakıyorum. O hasta yatalak olanı, ilacı var, verilecek. Epilepsi hastası oldu. Anası gittikten sonra yürüyemeyecek bir hale düştü. Çocuğum yürüyordu, 6'yı da okudu, okula gidiyordu. Kanatsız bıraktı, kafaya taka 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 taka, çocuğum yürüyemez oldu. 2 senedir çocuğum yatıyor. Banyoya bile ben getiriyorum tuvaleti, ben yediriyorum. Eli tutmuyor, ayağı tutmuyor. Her gün doktordayız. Çocuklarımı çok seviyorum, ben ne yapacağım? Sıcam ediyorum, bağırıyorum. Ondan sonra yatalaklar diyor ki bana, babaanne Allah beni alsın, senden kurtul, senden kurtul. Ben çok dardayım hocam, ne yapayım? Tabak mıdır, günah mı? Çocukları çok 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 seviyorum canımdan, çok seviyorum. Peki resmi olarak boşandılar mı? Benim evimden işte gitti, aldı başka adamı gitti. Hemen verdi mahkemeye. Oğlum gitti, hakim dedi, oğlum buna sana karı olmaz, buna çocukları sana veriyorum. Tekrar evlenmedi beyefendi. Evlenmem diyor. Anaları terk etti, ben çocuklarımı terk edemem. Evlenip de başka anaya ben bunları teslim edemem. Yani o nasıl kadın, 3 tane yavruyu hangi hayvan bırakır da gider ya? Hangi ana hayvan bırakır da gider? Bu nasıl insan ki bırakıyor da gidiyor 70 yaşındaki kadının üzerine? Evet, 70 yaşındayım. Gelinim 3 çocuğunu da bırakıp bir adamla kaçtı. 6 yaşındaki torunum annesi onları terk edince yürüyemeyecek hale geldi, hasta. Bazen torunlarıma kızıyorum. Yatalak torunum, babaanne Allah beni alsın, sen de kurtul, ben de kurtulayım diyor. Torunlarımı çok seviyorum, canımdan çok seviyorum diyor hanımefendi. Hakim bu kadından sana eş olmaz deyip 3 çocuğu da oğluma verdi. Oğlum da tekrardan evlenip çocuklarımı başka kadına emanet edemem diyor ve evlenmiyor. Ama ben de 70 yaşındayım ve hastayım diyor. Bunun üzerine beyefendi aradı şimdi. Tekrar merhaba. Merhaba, dinliyorum hocam. Hanımefendi attı mı? Sesini bir duyalım. Merhabalar, alo. Merhabalar. Hatta kalın, her ikinize rica ediyorum, hatta kalın. Reklama gitmem tamam. Gerekiyor. Kısa bir aramız var, reklamlardan sonra birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Programımız devam ediyor. Reklamlardan önce bir beyefendi aradı. Tekrar merhaba diyelim kendilerine. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, geçen hafta programı izlediniz. İzledim.
Etkilendim efendim. Evet, etkilendiniz ve yardımcı olmak istediniz. Biraz evet, kendinizden efendim. Bahseder misiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tanıyalım sizi. 59 yaşındayım, emekliyim. Evet. Bu hanımefendiyi dinledikten sonra etkilendim. Evet. Bir parça yardımcı olmak amacıyla böyle bir düşüncem var. Sizlerin de aracılığıyla, hocamın da aracılığıyla bu olursa ne mutlu bize. Çocuklardan birini evlat edinmek istiyoruz. Evlat edinmek istiyorsunuz. 6 yaşında olanı evlat edinmek istiyoruz. 6 yaşında olanı. Gayet güzel. Yani himaye edeyim. Sizin çocuklarınız var mı? Hanımefendinin de yükünü azaltayım diyor. Evet. Evet efendim. Tamamen öyle. Düşüncem yani, odur. Doğru. Hanımefendinin yükünü azaltmak, yardımcı olmak. Doğru. Çocuklarınız var mı? Evet. 2 oğlum var. Onlar yetişkin, büyük, evlenme çağında. Evet. 2 oğlunuz var. Ne kadar güzel. Evlenme çağında. Yani. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı kısmetler diliyoruz. Hanımefendi de hattaydı reklamlardan önce. Sesini duyalım tekrar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Geçen hafta hakikaten çok üzüldük anlattıklarınıza. Çok etkilendik. Sadece evet. Biz değil, seyircilerimiz, izleyenlerimiz de çok etkilendiler ki şu anda da onlardan birisi beyefendi hattımızda. Evet. He. Şu an nasılsınız? Bir hafta içerisinde... İyiyim Allah'a şükür. İyiyim. Hayatınızda bir değişiklik var mı? Çocuklarla ilgili bir yok. Değişiklik var mı? Bakıyorum. Yok. Hasta olan çocuk son durumu nedir? Hasta olan aynen doktora gidip geliyor. Tedavisini yaptırıyoruz. Evet. Evet. Peki ne diyorsunuz? Beyefendinin böyle bir yaklaşımı ben, var. Asla. Kusura bakma. Çok sağ olsun ama ben ölürüm da evlatlarımı vermem ki. Dinlenirim yerim. Evlatlarımdan ayrılamam ve birbirinden ayıramam. Bu nasıl bir şey? Beni yanlış anladınız yavrum. Beni yanlış anladınız. Ben çocuklara bazen darlanıyorum, bağırıyorum, çığırıyorum. Sonra çocuklarım ağlayınca ben de başımı atıyorum. Ama evlatlığa sıra gelince asla beni oğlum keser. Hayır zaten yanlış anlaşılan bir durum yok. Sadece beyefendi bu durumdan ötürü etkilenmiş. Hassasiyetinden dolayı da biz beyefendiye teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Duyarlılık göstermiş. Acaba diyor ben bu konuda yardımcı olabilir miyim bu hanımefendiye? Acaba acısını hafifletebilir miyim düşüncesiyle yoksa ortada hani siz evlatlık vermek istiyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu değil zaten. Öyle bir şey yok teyzeciğim. Yanlış evet. Anlaşılmasın. Öyle bir şey yok. Yani evet. Beyefendi biz üzüldük. Beyefendi de çok üzülmüş. Hassasiyet göstermiş. Duygulanmış. Ve diyor ki ben de karınca kararınca eğer bir yardımım dokunursa teyzemize yardımcı olalım. Evlatlık vermek isterse evlatlık alalım diyor. Yoksa evlatlık. Siz böyle dediğiniz için değil yani. Ha, yani evlatlık veremem hocam, evlatlık veremem de kendini yardım ediyorsa onu kendisi bilir. Ama evlatlık asla, ben çocuklarımı çok seviyorum, ben çocuklarım için ölürüm. Sabahlara kadar başlarındayım, yatmıyorum, uyumuyorum. Yani ona çok sağ olsun ama çocuklarımı birbirinden ayıramam ben yaşadığım müddetçe. Evet. Muhsin Bey, ben hem hanımefendiye hem beyefendiye teşekkür etmek istiyorum. İkisi de kendisine yakışır bir üslup ve tavır koydular. İkisinden de Allah razı olsun. Amin. Beyefendi yani gayet güzel, samimi bir duygu ile hanımefendinin eğer uygun görürse yükünü hafifleteyim diye talip oldu. Ne güzel duygu o. Hanımefendi de diyor ki yok ben evlatlarım canım ciğerim helak olurum kendimi feda ederim onlardan ayrılma o da takdire şayan bir şey yani öz anne değil anneanne değil mi veya babaanne. Ne kadar takdire şayan eli öpülecek saygı duyulacak bir hanımefendi elbette bundan dolayı büyük ecir kazanacak her ikisi de gayet güzel tablo sergilediler. Her ikisini de ben tebrik ediyorum. Beyefendi tekrar teşekkür ediyoruz.
ilginize, alakanıza, hassasiyetinize çok teşekkürler. Anlaşıldı efendim. Ben de hanımefendiye düşüncesine saygı duyuyorum. Ayrıca Kanal 7'ye de verdiği bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Allah ederiz izlediğiniz için. Selam ediyoruz size ve ailenize. Hanımefendi, şunu sorayım. Peki anne bir başka adamla bırakıp kaçtı, çocukları dediniz. O anneden haber var mı? Yani siz yayına bağlandıktan sonra anne size döndü mü? Çocuklarını arayıp sordu mu ya da eski eşini aradı mı? Yok aramadı. Evet. Nerede olduğu belli değil, öyle mi? Yok, nerede? İstanbul'da oturuyor, Nurcafe'de oturuyor. Ha, biliyorsunuz nerede olduğunu. Tabii. Evet. Ama insan bir merak etmez mi? Çocuklarım ne durumda, bir arayayım, sorayım ya. Ve hasret ya. Gidereyim. Ben kaçtıklar dedim ama istiyorsan çocukları al, iki ufağı al, büyüğü gitmiyor, iki ufağı al. Evet. Hastadır diye ayak bağı oluyor ona. Hasta ya. Çocuğu hiç almıyor. Hmm. Ben de... Oğlunuz evlenmiyor. Ama bak, babaanne ayak bağı oluyor demiyor. Canım diyor, ciğerim diyor. Evet. Ama öz anne onu diyemiyor. Nasıl anne bu yahu? Allah Allah. Evet. Ve oğlunuz neden evlenmiyor? Tekrar evlensin, size yardımcı olsun bu konuda. 70 yaşındayım diyorsunuz, hastalıklarım var diyorsunuz. Evet. 3 tane de torun. Yani evlendirseniz oğlunuzu, bu konuda size yardımcı olsa... Duyamadık. Buyurun. Merhaba, ben babalarıyım da çocukları. Merhabalar, selam ediyoruz. Şimdi o sorumla hani pek giremiyorum. Hani bir başka kadını alıp da işte 3 tane çocuğu al, işte başlarında otur deme şeyim yok. Bir ikincisi de hani anneleri evlendiği için çocuklar İki tanesinden biraz soğudu. Ben de hani o duruma düşmek istemediğimden şu an böyle bir şeyi göz önüne alamam. Yani ben evlenirsem ben de çocuklarımdan uzaklaşabilirim endişeniz var. Bundan dolayı da evlenmek istemiyorsunuz. Gözüne düşmek istemiyorum. Çünkü şu an karşı tarafta o durumda. Allah Allah. Böyle de bir hassasiyeti var beyefendinin. Evet. Yani ben çocuklarımla bu şekilde mutluyum diyorsunuz. Evet. Çocuklarıma bakarım, anneme de yardımcı olurum. Evlenmeye de ihtiyacım yok diyorsunuz. Kaç yaşındasınız beyefendi? Ben 42 yaşındayım. 42 yaşında. Ama gençtir. O yani çocukların durumunu kabullenen bir eş namzeti de çıkabilir yani. Yani yüzden, bu durumları kabul edebilecek, yüzden, size bu konuda yardımcı olabilecek bir eş adayı olabilir şimdi diyor. Şimdi kapıyı kapamalısı doğru değil, araştırması da fayda vardır. Bak, annesinin yükünü biraz hafifletmeli ya. Evet. Hayırlısı olsun. Evet efendim. Siz öyle düşünüyorsunuz. Hocam da bu şekilde tavsiye ediyor. Öyle efendim. Hayırlısı olsun. Abi. Mevla size güç kuvvet versin. Öncelikle annenize, babaanneye güç kuvvet versin. Hayırlı ömürler diliyoruz size ve çocuklarınıza inşallah. Allah kolaylıklar versin. İnşallah hayırlı yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Selam ediyoruz. Hayat hocam, imtihan işte. Babaannenin imtihanı bu. 3 torun. Ya. Evi terk edip giden, kaçan, başka ama, bir şey kaçan... Ama ne kadar takdire şayan. Bak, öz anne o sorumluluğun altına girmem. Bana ayak bağı olur. Ya ayak bağı olur mu? Ciğerin parçası o ya. Senden bir parça o ya. Nasıl ayak bağı? Babaanneye ayak bağı olmuyor o yani. Ona bak, canım diyor, ciğerim, onları asla ayıramam diyor. Ya ne kadar güzel. Evet. Peki ikinci şifreyi az sonra paylaşalım ama öncesinde bir WhatsApp videomuz var, görelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Hocam bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Ben eşimi aldattım. Bir kereye mahsus ve çok pişmanım. Eşimi çok seviyorum. Yaptığım hatalardan da çok pişmanlık duyuyorum. Ve tövbe ediyorum Allah'a. Allah'ım beni affeder mi? Evet. Hanım kızımız, bunu bize sordunuz ama gel bundan sonra hem sormayın, söylemeyin. Bu işi affeder, affedilir ama bu iş gözyaşı ister, bu iş pişmanlık ister, bu iş bir daha o yanlış adımı tekrar etmemeyi ister ve bundan sonra da eşinize sadakat ister, vefa ister. Bunları gösterecek durumda görünüyorsunuz.
Öyle olunca ettaibu minezzenbi kemen la zembele. Efendimiz günahından tevbekar olan onu hiç işlememiş gibidir. Ama bakın Kur'an'ın büyük surelerinden biri Tevbe suresidir. Üç kişinin affedilişi müjdelenir orada. Nasıl tevbe et, ne yapmışlar o? Bir emre uymamışlar. Bir emre uymadıkları için Kur'an ne diyor? Dünya genişliğine rağmen dar geldi. 50 gün gözyaşı döktüler. Ve Rabbimiz de affedildiklerini müjdeleyen ayet gönderdi. Yani tevbe budur. Ennedemü tevbetüm. Pişmanlık tevbedir. Hanım kardeşimiz, yaptığım işin yanlışlığının farkına vardım. Tevbekar oldum, pişmanlık duydum. Bir daha da bu tekrar etmeyecek kararında olunca inşallah sıfırlanır. Peki. Instagram'a biraz bakalım. Instagram'dan sorular var. Gül Hanım sormuşlar Instagram'dan. Hocam ben kapalıyım ancak eşim açılmamı istiyor. Ne yapmalıyım? Eşimin sözünü dinlemeli miyim? Halika isyan yerinde mahluka itaat caiz değildir. Yaratana isyan yerinde yaratılmışa itaat caiz değildir. Allah'ın emri tesettürdür. Bu hanım kardeşimiz bu emre uymalıdır. Ama kocasını da uygun bir tarzda ikna etmelidir. Yani ipi kırmamalı. Sen kim oluyorsun? Sen nasıl bu emri veriyorsun? Yaratanımın emri bu. Benim ömrümü belirleyen, rızkımı veren Rabbim böyle emrediyor. Sen kim oluyorsun diyerek onu kırmak değil de ama onu da ikna ederek Allah'ın emri, yaratanın emri yaratılmışınkinden üstündür. İsminin verilmesini istemeyen bir başka izleyicimiz Instagram'dan sormuşlar. Hocam 2019 yılı benim için iyi geçmedi. 2020 yılının iyi geçmesi, güzel geçmesi, hayırlı geçmesi için nasıl dua edelim? Yani ümit var olmalıyız. Yüce Rabbimizden hep iyilikler, güzellikler dileriz. Yani asa en tekrahu şeyen fe ve hayrul lekum. Hoşunuza gitmeyen nice şey var ki sizin hayrınızadır. Yani 2019 yılında sıkıntılar yaşadım. Cennet ucuz değildir. Kul imtihansız olmaz. Peygamberler bile imtihan geçirmiştir. Yani hoşumuza gitmeyen olaylar olmuş olabilir. Belki de onlar bizim kemale ermemiz içindir. Yani bizim yani bir buğday baklava oluncaya kadar başından neler geçiyor değil mi? Yani tolalanmayan deri kokar Muhsin Bey. Deri vuruldukça kıymetlenir. İnsanoğlu da bazı sıkıntılar elbette yaşayacak. Cennet ucuz değil. İmtihansız kul yok. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Malınızdan, canınızdan eksilterek, açlık ve korku vererek sizi imtihan ederiz. Kim kazanır ya Rabbi? وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Sen sabredenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْتُمْ مُصِيبَ Onlara bir sıkıntı gelince onlar derler ki اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ya Rab bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız deyince Rabbimiz meleklerine cennete gidin. Şeffaf bir saray yapın. Adına da Beytül Hamd deyin. Hamid sarayı deyin. Çünkü kulum hükmüme razı oldu. O yüzden yani 2019 sıkıntılı geçti. 2020 İnne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Zorlukla beraber kolaylık var, zorlukla beraber kolaylık var. Bu ayetlerin edebi inceliğinden şu anlam çıkıyor. Bir zorluk, iki kolaylık. Efendimiz, len yaglibe usrun yusreyn. Bir zorluk iki kolaylığı yenemeyecektir. Bir zorluk iki kolaylığı yenemeyecektir. Len yaglibe usrun yusreyn.
Efendimiz böyle buyurmuştu. Allah razı olsun hocam. Yine Instagram'dan bir soru var. Bir kimse cünüpken saç ya da sakal tıraşı olabilir mi? Tırnaklarını kesebilir mi? Muhsin Bey, aslında cünüpken saç, sakal tıraşı, tırnak kesime olmamalı. Yani insanoğlu mükerremdir, şereflidir. Vücuttan ayrılan parçalar da temizlendikten sonra ayrılmış olmalıdır. Ama ola ki cünüpken tırnak kestik, ola ki cünüpken tıraş olduk. Bundan da evhama, vesveseye, yanlış ettim, günaha girdim diyerek paniğe kapılmanın da yeri yoktur. Yapmış olmamız da büyük bir yanlış değildir. Değildir. Ama ideal olan nedir? Temizlendikten sonra bunların yapılması. Tabii öyle. Peki, ikinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Kur'an-ı Kerim hediyemiz ve şal, iki şal hediyemiz için ikinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerinden birisi daha ekranda. Er-Rezzak, ya Allah Celle Celaluhu. Yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan eden. Yani illa yeme içme değil. Mesela Efendimiz ne diyor? Ben Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Aman ya Rabbi, peygamber sözü bu. Ben Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Ya Rabbi, bizim erkeklerimiz de eşlerinin sevgisiyle rızıklansın. Amin. Hanımlar da beylerinin sevgisiyle rızıklansın. Amin diyelim hocam. Yani o yüzden bakın, Peygamberimiz Efendimiz Hatice annemize ne kadar bağlı. Mekke fethediliyor. Peygamberimizin Mekke'ye muzaffer komutan olarak gelince ilk işi annemizin kabrini ziyaret etmek. Defa. Ben Mekke'yi fethettim. Mekke'nin en güzel konağını hazırlayın bana. Yok. Hatice annemizin kabrine oldukça yakın bir mesafeye karargahı oraya kurduruyor yani. Evet. Annemize çok yakın bir mesafe. Ya, Efendimizin evinde kurban kesiliyor. Bir budunu fakire gönderiyor. Bu Hatice'nin sehmidir. Hatice vefat etmiş. Hatice dünyada yok. Ama bakın, bir fakire bir but et gönderiyor. Bu Hatice'nindir diyor. Bunun sevabı Hatice'ye. Aman ya Rabbi. Evet. Değil, dünyadan ayrılmış olan eşine sadakati bu Allah elçisinin. Rabbimizin terbiyesinde. Allah onu bize model gösteriyor. Erkekler, mutlu aile reisi olmak istiyorsanız peygambere bakın işte. Bakın nasıl davranıyor, eşine nasıl davranıyor. Hiç kaba davranmıyor, hiç kırıcı davranmıyor. Ölmüş eşine bu sadakati gösteriyor. Hatırasına saygı gösteriyor. İnne husnel ahdi minel iman. Ahde vefa imandandır buyuruyor. Evet, evet. Allah razı olsun hocam. Evet, Er-Rezzak ikinci şifremizi, son bir şifre kaldı. İlerleyen dakikalarda son şifreyi de sizlerle paylaşacağız diyelim. Bir WhatsApp videomuz var, görelim. Sayın hocam, ben 60 yaşında dul bir bayanım. Benim de çok dünürçülerim var. Geliyor, istiyorlar, beğeniyorum. Ama sonra geri, yani haksızlık mı oluyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Yani içime bir ateş düşüyor. Geri iki gün sonra geri vazgeçiyorum. Bunun sebebi ne olabilir hocam? Benim de mi kısmetim kapalı acaba? Sizin kısmetiniz kapalı değil. Hanım kardeşimiz, bak bu iş çok önemli bir karardır. Hem dünya hayatınızı hem de ahiret hayatınızı ilgilendiriyor. Yani gönlüme bir ateş düştü, ben bu işi istemiyorum. Yanlış. Duygumla değil, aklımla hareket etmeliyim. Bu iş benim için hem dünyamı hem ahiretimi ilgilendiriyor. Yani hemen gönlüme böyle bir duygu geldi, bir ateşlenme geldi. Olmaz bu iş. Böyle değil. Duygumla değil, aklımla hareket etmeliyim. Çok önemli bir karardır bu. Bir ateş bastı. Ne de olsa bir evlilik olacak. Elbette bir sorumluluk, elbette bir yükümlülük meydana gelecek. Ama öyle yaşamamdan da herhalde daha iyi olacak. Neha Resulullah anettebettül. Dul durmaktan Allah Resulü men etti. Kısmet kapalılığı diye bir şey. Kısmet kapalılığı söz konusu değildir. Evet. Ama efendim, yani şimdi talip geliyor, yani akli bir şey yok, sağlam bir dayanak yok. Bir bende bir ateş bastı, istemiyorum. Oh, yok, hayır, hayır. Niye hayır dedin hanımefendi ya? Yani bir sebep var mı? Hayır demene bir sebep var mı? Yani
bunu akli olarak düşünmek, duygusal değil, akli düşünmek lazım Muhsin. Evet. Peki hocam, hayırlı kapıların açılması için, hayırlı kısmetlerin olması için okunabilecek dualar var mı? En kolay dua, Rabbena atina fid dünya haseneh, ya Rabbi bize dünyada iyilik ve güzellikler ver, ebedi hayatta iyilik ve güzellikler ver, hem dünyanın hem ahiretin mutluluğuna talibiz. Evet. Bir videomuz daha var, sonra telefon alacağız, görelim videomuzu. Hocam, kızımın ismini Sanem verdim. Kızımın Sanem isminin anlamı put anlamına geliyor. O zaman biliyorduk ama olsun, biz hani Müslüman olarak bunu düşünerek vermedik hani diye verdik. Bir problem olur mu? Günahı var mı bize? Hanım kardeşimiz, bakın, Peygamberimiz Efendimiz oğlunun adına İbrahim demiş. Yani İbrahim peygamberin adını koymuş. Yani peygamberler, peygamber eşleri, sahabi hanımları bizim için rol modeldir. Yani sevdiğimiz, yani ciğerparemiz, göz nurumuz, gönül muradımız, evlatlarımız, onlara güzel isimler koymalı. Ve o güzel isimsiz yerde de pazar iyileşmez. Yahu Sanem dedikçe hep put aklıma gelecek. Ya put kim ya bu? Yani Allah'tan uzaklaştıran şey. Öyleyse niye o ismi koyayım? Hele bakın, bugünlerde de devletimiz bu işi çok kolaylaştırdı. Yani mahkeme kararı olmaksızın bir dilekçeyle isim bu iş değiştirilebiliyor. O yüzden ya bir mesela bir Sare annemizin adı. İbrahim peygamberin eşi Hacer annemiz. Hacer annemizin adını koysan neler akla gelecek? Hazreti Hacer evladı için yandı, yakıldı, Kabe'nin önünde Allah duasını kabul etti, zemzem fışkırdı filan, onları düşünecek insan değil mi? Bizim için modeldir. Yani böyle sevdiğimiz kişilerin isimlerini koymamız, çocuk da bundan rahatsız olmasın. Yarın çocuk büyüdükten sonra senin adı putu idi, şu idi, bu idi. Arkadaşları öyle diyecek. Çocuk da bundan etkilenecek. Haklısınız yani. Hocam. He. Allah razı olsun. Peki telefonla devam edelim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, teşekkürler. İyi yayınlar. Güzel bir gün olsun. Hocam, buyurun. Sorum adette. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah selamı üzerinize olsun. Amin efendim. Aleyküm selam Ali Can Bey, buyurun. Hocam, benim sorum, bundan 3,5 sene önce bir hanımefendiyle tanıştık. Ben de eşimden ayrıldım. O da eşinden ayrılmıştı. Ama o yeni ayrıldığı için, eşinden yeni ayrıldığı için problemleri vardı. Bekleme süremiz vardı. Bizi bekle, evleneceğiz. Tabii bu bekleme süresi içerisinde biz bir sene sonrasında, tanıştığımızdan bir sene sonrası imam nikahı yaptım. İmam nikahı yaptıktan sonra ben tabii hem çocuklarına baktım, hem kendine baktım, hem kendi ayrı evlerde oturuyorduk ama imam nikahımız vardı. Evet. Birbirimizin evine rahat gidip gelebilirim diye komşular veya işte aile bir şey söylemesin diye aramızda imam nikahı kıydık ama ayrı evlerde oturuyorduk. Ben kendi evimde kalıyordum. İmam nikahı yaptığım eşim de ayrı kendi evinde oturuyordu. Ama maddi giderleri hep bana aitti. Çocuklarımın olsun, kendi olsun. Yani hem kendi evime hem onun evine. Biz 3,5 sene imam nikahı yaşadık. Resmi nikah yapmak istedim, hep benden kaçtı. Resmi nikah bir türlü yaklaşmadı bana. Ama şu anda bir başkasıyla resmi nikah altında evlendi. Şimdi benden Allah'ın huzurunda, karşısında ben boş ol kelimesini kullanmadığım müddetçe içerisinde o benle yani bunun günahını, bunun vebalini öğrenmek istiyorum. O karşı tarafa mı, benim rızam olmadan, işte ben ayrılmadım bu şekilde, rızam olmadan bir evlilik yaptı. Bunun vebalini öğrenmek istiyorum. Yani hocam her programda istiyorum. Bunu söylüyor hocamız, her programda bu resmi nikahın önemine dikkat çekiyor. Bakın, bu tür mağduriyetler söz konusu. Genelde hanımlar mağdur oluyorlar, kadınlar mağdur oluyorlar ama ilk defa bir... Bu sefer de erkek mağdur oldu. Evet, mağdur olmuş beyefendi. Yani bu diyor ki, ben sürekli resmi nikah yapalım dedim.
Hanımefendi resmi nikah yanaşmadı. Şimdi de boşanmadan, dinen bıraktı, ben onu gitti. Boşamadan bıraktı gitti. Resmi olarak bir başkasıyla evlendi. Bu konuda beyefendinin bir vebali sorumluluğu söz konusu değil. Bırakıp gitme yetkisine sahip değil. Boşamamış dinen. Hanımefendi tabii beyi boşamadım demedikçe yaptığı iş haramdır. Boşadım demedikçe. Ama madem vahi bir durum vardır, şu anda da beyefendi benim eşimdir diye ona sahip çıkmayacağına göre bari ilgim kalmadı boşadım desin de iş bitsin. Yani hanımefendinin yaptığı dinen doğru değil. Doğru değil. Vebal onda, sorumluluk onda. Ama beyefendi de şu şartlar altında o hanım benim eşimdir demez değil mi? Şu anda demez. Yani midesi almaz. Öyleyse ilgim kalmadı, alakam yok demeli de işi bitirmeli. Evet. Yoksa hala benim eşimdir diye sahiplenemez. Ya bundan dolayı sizin günahınız olmaz diyor hocam. Tabii, siz o günahı sordunuz ya. Evet. Hani ben sorumlu olur muyum? Günahım olur mu diye sordunuz ama hocam hayır diyor. Hanımda. Hanımefendi onun günahını hesabını verecek. Ama beye düşen de artık zaten şu şartlar altında benim yani, eşimdir o kadın diyemez. Resmi demez. Olarak evlenmiş zaten. Öyleyse bırak gitsin. Bu yüzden resmi nikah çok önemli. Ya yani, bu yanlış olmazdı işte o zaman. Olmazdı yani, böyle bir yanlış olmazdı. Yani iki taraf da mağdur dediğiniz oluyor. Dediğiniz gibi kadınlar mağdur genellikle oluyor. Hanım mağdur oluyor ama bu sefer bey mağdur oluyor. Duyabildiniz mi hocamızın anlattıklarını? Duydum efendim. Duydum Muhsin Bey. Başka sorunuz var mı? Evet. Başka sorum var. Evet efendim. Evet. Peki o soruya geçmeden önce şimdi dediniz ya işte çevredekiler bilsin istedik. Evet. Konu komşu bilsin istedik evlendiğimizi. Bunlar güzel şeyler. Yani tabii. Nikahta asıl olan değil mi hocam? Şahitler, i̇lan, şahitlik, evet, ilan edilmesi. İşte aynen beyefendinin dediği gibi. Konu komşu bu erkekle bu kadın niye bir arada? Ha bunlar evli ya, bunlar nikahlı. Bunu bilecek kamuoyu, bunu böyle bilecek. Yani gizli nikah olmaz değil mi? Gizli nikah olmaz. Olmuyor. Töhme, itham edilmeyecekler. Evet. Ya bunlar ne hayasız insanlar ya. Durmadan beraber görülüyor bunlar. Kamuoyu öyle demeyecek. Nikahlı ya. Nikahlı olduğuna göre elbette beraber olabilirler. Evet. Demesi lazım. Peki ikinci sorunuz nedir? Hocam şimdi şunu söyleyeyim ben. Oturduğum yerde mesela şöyle söyleyeyim. Ezanımız okunurken mesela bazı hocalarımızın sesleri güzel olmadığı için ezan seslerini biraz daha şey okuyamıyorlar. Mesela yani. Yani bu sefer benim içime hemen tövbe estağfurullah'a geliyorum. Estağfur tövbemi çekiyorum. Allah'ıma yöneliyorum ama ya hocam ne olursun ezanı okuma sen diye söylüyorum. Yani yani bazı hocalarımızın sesleri o kadar kötü ki yani ben bana bir şey geliyor yani böyle nasıl söyleyeyim hocam dinlemek yani o ezanı dinlemek istiyorum ama bir yandan da içimde şey geliyor yani. Yani güzel sesli biri okusun. Diyorsunuz. Yani güzel sesli tamam o anda belki. Evet. Efendim yani. Yani o an bir içime bir şey geliyor. Yani hocaya karşı, ezana karşı içimde bir şey geliyor yani. Okuma hocam sen. Yani bunu sen yapma. Yani başkası yok mu? Yani başka türlü söylüyorum ama orayı söylemek istemiyorum. Anladım, yani. Anladım. Ama estağfur tövbeye geliyorum hemen tabii ki evet. Hocam. Yani gel, gel. Vesvese de oluyor diyelim. Yani sizin yok, vesveseleriniz evet, oluyor gel, bu konuda. Gel öyle demeyelim. Bakın onun içinde şu güzelliği görelim. O sözler ne kadar güzel sözler. Müezzin sesi şöyledir, böyledir. Rabbim öyle yaratmıştır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Manasına biz odaklanalım. Bana düşen nedir? Bana tekrar etmek. Anlamı. Aynen. Allah en yüce, Allah en yüce. Dört defa ya, dört defa başlangıçta diyorum. Ondan sonra eşhedü en la ilahe illallah. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka hak mabut yoktur. Şahitlik ederim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Haydin namaza. Ben la havle diyorum. Hayye alel fela. Haydin mutluluğa. La havle diyorum. Sonra Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Gönlümü anlama vereyim. Güzel sesle olursa daha güzel ama güzel ses yani Mekke'nin o ara sokaklarında hiç ezan dinlediniz mi bilmem. Yani Kabe'deki ezan başım üstüne. Çok güzel.
Ama Mekke'nin ara sokaklarında mescitler var. Orada ezan okuyanları dinleyin. Yani hiç hoşumuza gitmez. Yani bizimkilerin en geri derecede okuyan ondan çok daha ileride okumaktadır yani. Evet. O yüzden gelin gönlümüze anlama verelim. Müezzine veya sese evet. Cephe almayalım. Biraz da vesvese evet. Olmuş beyefendi. Tabii peki. Öyle oluyor. Evet. Kulağımız ezanda olsun ama gönlümüz ezanın anlamında ve manasında olursa o kulaklık ses de duyulmaz. Çok iyi özetlediniz Muhsin Bey. Hocam, iyi özetlediniz. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bir telefon daha alacağız. Sonrasında son şifreyi, üçüncü şifreyi paylaşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kayseri. Videomuz var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Nasılsınız? Selam. İyi misiniz? Ben Siirt'ten. Benim bir sorum var size hocam. Ben 35 yaşındayım. Bir kere nişanlandım, ayrıldım. Ondan sonra kısmetim kapandı. Açılmıyorum. Ne yapmam lazım? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir videomuz daha var. Notumuzu aldık, görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben 50 bin defa ya Vedud Cellel Celaluhu, ya Selam Cellel Celaluhu 50 bin defa zikrettim. Hayırlı kısmetimin açılması için, yuvamın kurulması için okudum. Acaba size göre olur mu? Fazileti Ensar'ı anlatır mısınız hocam? Evet, şimdi iki hocam... Teşekkür ediyoruz izleyicimize. İki soru benzer. Birisinde 35 yaşındayım, nişanlandım, sonra ayrıldım. Ondan sonra da kısmetim kapandı diyor hanımefendi. Ne yapmam gerekir diyor. Siirt'ten yollamış videoyu. Bir diğer izleyicimiz de şimdi 50 bin defa ya Vedud, ya Selam diye okuyorum kısmetim açılsın diye. Bir kere kısmetim kapandı sözüne ben katılmıyorum. Öyle değil. Kısmetim şurada kapandı ama yeni bir kısmet beni bekliyor. Yani o yüzden ümitsizlik yok. Kısmetim, rızkım bitti, kapandı diye bir şey yok. Nasibüke, yusibüke, velevkâne tahtel cibal. Nasibin dağların altında da olsa seni bulur. Bulur. İmza Allah elçisi. Ama o beyefendinin ya Vedud, ya çok Selam. Hoşuma gitti ama illa 50 bin defa şart değil. Yani kayıtlarda böyle 100 bin, 50 bin diye bir şey görmedim ama... Son derece güzel, kim söylediyse hayır söylemiş, güzel söylemiş. Ya Vedudu ya Allah, ya Selamu ya Allah. Vedud ne demek? Biricik sevgili, yegane sevgili, sevgisinde vefa olan, sevilmeye layık olan Allah. Esselam, en karanlık hadiselerden kurtuluşa erdiren, mutluluğa erdiren, kapılar açan Allah. Ne kadar güzel. Tebrik ederiz. Hakikaten bu işin sonu... Ama bu konuda rakamların bir anlamı şart yok. Değil. Şart. Allah'tır onun yarı, mürebbisi, velisi. Andıkça hep nur olur duygusu, hissi. Peki. Son şifreyi paylaşalım. Hediyelerimiz için üçüncü şifre. Lütfen not alın. Son şifreyi aldıktan sonra da ekrana gelecek olan telefon numaralarından bizi arayabilirsiniz. Hattımızı düşüren ilk üç izleyicimize... Hediyemiz var. İlk düşürene Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. İkinci ve üçüncü düşürene ise şal hediyemiz var. Son şifre. El Mucib. Ya Allah Celle Celaluhu. Kendisine yalvaranların isteklerini veren Allah. Demek ki mümin metanet ve soğukkanlı bir şekilde hep ümit var olacak. Mucibü'd-deavattır Allah. Dualara icabet eden Mevla'dır. Evet efendim. Evet. Üç tane şifreyi de böylelikle vermiş olduk. Instagram'dan bir soru var hocam. İsminin söylenmesini istemeyen bir izleyicimiz. Hocam, kul hakkına girdiğim demiş ve açmış. Suizanda bulunduğum, nefsime yenik düşüp dedikodusunu yaptığım insanlarla helalleşme imkanım yok. Yasin okuyup sevabını o insanlara bağışlayabilir miyim? Helallaşma imkanımız niye yok? Acaba zor olduğu için mi yok diyor. Aslında suizan ederken, gıybet ederken adamın hakkını ihlal ettik.
Şimdi gidip helallik istemeliyiz, nefsimize basmalıyız. Şayet yapamıyorsa onlar için evet dua edebilir. Onlar için dediği gibi Yasin okuyup sevabını onlara armağan edebilir. Ama eğer adamlar hayattaysa ve onları biliyorsa onlarla helallaşması daha doğru olandır. Gülin Hanım yine Instagram'dan sormuşlar. Hocam şunu sormak istiyorum. Akrabayla sıla-i rahimi kesmek, akrabayla ilişkileri kesmek tavsiye edilmiyor dinimizde ama o akrabalar evimizin huzurunu bozuyor ve bize çok zarar veriyorlarsa onlarla münasebeti kesmek yine günah olur mu? Yine de büsbütün kuş olmak değil de biraz mesafeli oluruz o kadar yani. Tamamen yani, ilişkiler kesilmesin. Tamamen ipi koparmamalı, evet. Bir WhatsApp videomuz var, görelim. Hocam merhaba, hayırlı günler. Benim kocam beni aldattı. Evli bir kadınla aldattı ama 3 gün boyunca onunla birlikte oldu. Ben sonradan öğrendim. Bizim imam nikahımız düşer mi? Evet. Hayır, nikahları düşmez. Ama kocası bundan sorumlu. Yani zina haramdır. Büyük günahlardan biridir. Rızkın kesilmesine, ömrün kısalmasına, yüzden iman nurunun gitmesine, cehennemde sürekli kalışa sebep olur. Evet. Evet efendim. Bir videomuz daha var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı günler inşallah size. Sorum şuydu, zina ile doğan çocuk şeytanın çocuğu mudur? Ve de ikinci sorum da şudur. Her Müslüman cennete gidecek mi? Yani görevini yapmayan Müslümanlar da var. Onlar da cennete gidecek mi? Teşekkürler. Evet, ibadetlerini yapmayan Müslümanlar da. Bu ikinci soruya. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını, şer işleyen de cezasını görecektir. Günahı miktarınca ütülendikten sonra cennet yok. Cennet temizlerin yeridir. Kirlilerin yeri, paslıların yeri değildir. Evet. Temizlendikten sonra cennete girecek. Eğer imanı varsa eninde sonunda cennete girecek. Peki. Evet efendim. İlk sorusu hocam. Hemen ilk sorusuna geçelim. Zina ile doğan çocuk şeytanın çocuğudur. Öyle demenin anlamı yok. Ama zina elbette haramdır. Biraz önce söyledim. Sevgili Peygamberimiz, zinadan sakının. Ömrün kısalmasına, rızkın azalmasına, yüzden iman nurunun gitmesine, cehennemde sürekli kalışa peki sebep olur. Buyurun. İzleyicimiz hattımızda hocam. Şifreye alan ve hattımızı evet düşüren ilk izleyicimiz kimmiş bakalım, merhabalar. Süheyla Aşçı Burdur'dan. Hemen şifreleri duyalım. Süheyla Hanım. Şafir. Evet. Ya Allah. Evet. El-Rezzak ya Allah. Evet. Ya Mucib ya Allah. El-Mucib. Teşekkür ediyoruz. Hediyenizi, adresinize yollayacağız. İkinci düşüren izleyicimiz Ayşenur Uysal, Çanakkale'den. Üçüncü olarak hattımızı düşüren izleyicimiz Dursun Çetin, Ankara'dan. Tebrik ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hocam, sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun hocam. Amin efendim. Haftaya Cuma inşallah yeniden Cuma sohbetlerinde hocamızla birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize güzel bir cumartesi, güzel bir hafta sonu, hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Amin efendim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin. Rabbül Aleminsin, Malikul Mülksün, Malikul Mülüksün, Mukallibül Kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi ve saygı duygularıyla doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir ya Rab. Amin. Sevgili Peygamberimiz senden neleri istediyse onları bize lütfeyle. Amin. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden bizleri hıfzu emanında eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala kemâ sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim inneke hamidun.